Sürpriz. Bakın özlediğiniz, sevdiğiniz ülkemizin dahilerinden müthiş bir deha, müthiş bir zeka, müthiş bir bakış açısı deneysel tıp uzmanı her zaman söylüyorum tuz sınavına defalarca girip birinci olan o zor sınavda. Şimdi 17'sinde benim ales sınavım var. Kalbim çarpıyor matematik sorularını nasıl yapacağım diye korkuyorum. Ee, Tus sınavının nasıl geçtiğini bilmiyorum. Onun için bir kez daha saygıyla eğiliyorum efendim. Müthiş bir isim Abdullah şey Abdullah diyorum Oytun. Bravo Abdullah. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim. Geçen sefer kadınların şu kelliğine değinmedik Heh. ya. Aman bir kızmışlar, bir kızmışlar Demek bana. Ki, Demek ki kadınların saçta değinmek lazım. Değinmek lazım. lazım. Bugün başka şeylerden bahsedeceğiz. Bugün biraz insan genomundan, işte gençleşmeden, yaşlılığı geriye almaktan, kimlerin nasıl riskler taşıdığından bahsedeceğiz. Senin TEDx konuşmalarından çıkarttık evet. başlıklarımızı. Hazır mıyız? Hazır hazır mıyız? Hazır Siz hazır mısınız bize? Bize hazır mısınız? Oytun'a daha doğrusu hazır mısınız? Efendim deneysel tıp uzmanı Profesör Doktor Oytun Erbaş sizlerle birlikte. Ailenizde. Erken ölen çok uzun yaşayan var mı? Şimdi bu neden önemli? Çünkü eğer erken ölümler varsa bunlar kalp sebepli oluyor genellikle ve koroner arterin tıkanması dediğimiz kalp krizi bunlar ve bazı insanlarda kalp krizi genleri var. Ne demek bu? Damarları erken yaşlanıyor. Hı -hı. E, mesela biz görüyoruz ki 35-40 yaşında ana e, koroner damarları tıkanmış insanlar var. Ta bunlar sigara içen, Hı -hı. diyabeti olan insanlar tabii ki de. Egzersiz yapmayan, sedanter yaşayan insanlar. Sleep apnesi olan, yani horlayan insanlar. Buna damar sertliği çok hızlı ilerliyor. Ama şunu biz biliyoruz ki, örneğin diyabet genleriyle damar sertliği genleri aynı. Yani ailenizde şeker hastalığı varsa, şekeriniz çok iyi olsa bile damar sertli oluyorsunuz. O nedenle yani demek ki bu şu demek ya benim şekerim çok iyi Sıkıntı yok senin şekerin iyi olabilir ama annen babanda herhangi bir diyabetik hastalık varsa bu gen sana geçiyor ve seni hızlı damar sertliğine sürüklüyor. Şunu söylemek istiyorum şekerin iyi olması seni damar sertliğinden korunuyor. korumuyor anladınız mı? Şimdi evet. insanlar şöyle zannediyor tup gibiydi öldü diye bir şey var. Hı. Bir hafta önce e, hastaneye gitmiş hatta check-up yapılmış Hı. check upta her yere bakılmış. Hatta koroner anjiyo BT çekilmiş. Biliyoruz ona kapalı anjiyo diyoruz. Hiçbir şey yok. Bir hafta sonra pat diye ölüyor. Neden biliyoruz? Çünkü damarlarda hiçbir problem olmasa bile siz kalp krizi geçirebilirsiniz. Neden? Stres. Mesela son bir hafta içinde hmm. bir adamla kavga etmişsiniz. Stres kanı hemen pıhtılaştırmaya, koyulaştırmaya adaydır. Hmm. Onun için boynunuz kısaysa, boynunuz kısaysa, horluyorsanız, abdominal yağlanmanız varsa... Bir de son bir hafta içerisinde biriyle tartışmışsanız, boşanmışsanız, başınıza kötü bir icra durumu gelmişse, pat diye sabah 5 civarı ölürsünüz ki kalp krizleri sabah 5 <laughs> civar olur. Geçen sefer de bunu evet. söylemiştin. Sabah evet. e, erken saatlerde yani Kesinlikle. uykuda gitti. Kesinlikle. Uykuda gitti güzelmişti. Şey. Doğru. Nasip etsin. Ama doğru ama sabah kanın pıhtlaşması daha yoğundur. Yatakta ve hareketsiz olduğun için. Hayır, kortizon ve testosteron salındığı için kortizon Bizim stres hormonu kanın pıhtılaşmasını arttırır. E Neden sabah ee, günün içinde daha fazla? Hayır sabah bu. kalkacağız ya. 5'te. Tabi şöyle oluyor beyin güneşe ayarlı şöyle düşünüyor 5'te 6'da güneş doğuyor ışık ne zaman oldu bizim hmm. de vücudumuz uyanıyor. Anladım. O nedenle sabah beş 6 civarında kortizon hemen artar adrenalin de hemen hmm. artar. O nedenle sabah tansiyon en yüksektir. Hmm. Onun sabah tansiyon yüksek, stres hormonları yüksek, pıhtılaşma yüksek, sinir, stres yüksek. Onun için de bütün evet, güne bakıyorlar. Esasında şöyle bir şey var. Sabah kalkmak, başarmak herkesin harcı değildir. Bunu hmm. ben hep söylerim. Yani bilgisayarı uyku modundan, uyanıklık moduna geçirmek kolay bir şey değildir. Onun için ailede erken ölen varsa, bu 40 yaş öncesi deniyor buna, çok büyük risk grubusunuz demek. Hmm. Onun için... Eğer ailenizde erken kardiyak ölüm dediğimiz kalp ölümleri varsa Dikkat bunun altında koroner problemler olabilir, ritim bozuklukları olabilir. Bizim QT uzunluğu dediğimiz ya da Brugada dediğimiz sendromlar var. Hatta şöyle bir şey var. işte bu insanlar aspirin ya da kolesterol Ekopil. düşürücü kullanabilirler. Çünkü risk grubu o zaman diyabetiniz var, boyunuz kısa, Hı. boğazınız kısa, horluyorsunuz. Bir de üstüne ailede erken ölümler varsa o zaman biz o hastalara Aspirin ve kolesterol düşürücü Kanı veriyoruz. Kanı e, sulandırdı Aynen ve öyle. akışkanlığını arttırdı. Ama arttırdık. normal bir adam aspirin alırsa hayır. O da beyin kanaması riski yapar. Onun için komşu tavsiyesiyle aspirin içilmez. Sadece risk grubuna veriyoruz. Anladım. Gelelim çok uzun yaşamaya. 100 yaşını geçenlerde kesinlikle ailede 100 yaşını geçen bireyler var. Yani uzun yaşamak da genetik. Hmm. O zaman buradan şunu anlıyoruz. Erken ölmekte uzun yaşamakta da genetik, genetik faktörlere bağlıdır. Çünkü uzun yaşam genleri var. Senin ailen nasıldır mesela? Şimdi şöyle benim aile 95-100 yaşayan da var. Erken vefat. Etten. Yok erken vefatten yok. Çünkü onlar biz baktığımız için onlar bir sürü şeye, Oytun Erbaş baktığı hmm. için medikal destek <laughs> olduğu için. Onları yaşattık evet. 100 yıldan fazla yaşayanlar ne yedin nasıl yaşadın uzun yaşamın sırrı yaşam tarzı mı yani e, doğal antibiyotik şöyle, mi, mi? yoksa? Şöyle Uzun yaşamın sırrı evet genetik doğru ama ne yedin ne içtin gerçekten çok önemli değil. Hı. Hep her zaman ben şunu söylüyorum. Çok protein almak yaşlandırır. Mesela her gün et, süt, yumurta yiyin. Özellikle 60 yaşından sonra çok hızlı yaşlanma yaşarsınız. Hı. Çünkü proteinleri işlemek vücut için çok zor. Azot atığını üreyle atmak çok zor, maliyetli bir şey. Hı hı. E hocam karbonhidratlı yiyelim. Hayır karbonhidrat da... Vücutta depolanan bir şey, yağlandırır. E peki yağ yiyelim. Yağ vücutta direkt iltihaplanmaya sebep oluyor. Hocam bir şey kalmadı. Unuttuğum bir şey var. Lifli gıda almak. Hı. Onun için ne yersen ye, tabağın yarısı lif olmalı. Brokoli olmalı, sebze olmalı, havuç olmalı, enginar olmalı ya da vıdı vıdı. O zaman burada Lifli. çok önemli. Lifli gıda almak çok önemli. Ben şunu diyorum göbek yapmadıktan sonra ne yersen ye. Ceviz mi ye kardeşim? Hocam ben bir işte ekmek yiyorum ya kardeşim. Peynir yiyorum ya kardeşim. Süt ya kardeşim. Çünkü insanlara şöyle bir fobi başladı. Glutenli ekmek yemeyeyim. Evet. Kaziyenli süt içmeyeyim diye. Evet. Bakın biz Mezopotamya insanlarıyız. Bizim dibimizde buğday bulundu. Mezopotamya neresi? O Suriye, Irak bölgesi. Bizim ecdadımız buğday yedi. Onun için neydi Bulgur yedi. Biz de bunu yemek zorundayız. Bulsuz hayat olamaz. İki, biz göçeriz. Göçerler, Asya göçerleri mandıracıdırlar. Onun için biz ne yaptık? Süt içtik, peynir yedik, yoğurt yedik. Hı. Yoğurdu dünyada ilk bulan biziz. Onun için kazeyinsiz, yoğursuz bir hayat geçmeyeceği gibi buğdaysız bir hayat geçmeyeceğiz. O nedenle bu sorunun cevabı ne yersen ye... Ama lifli ye. Ye ve göbek yapma. Göbek yapma. Göbek, göbek, yapma. Yapma. göbek sıkıntı. İnsanın, i̇nsanın maksimum dayanabileceği kilosu 100 kilo kardeşim. Yani şu 100'ü unutma 100-100. 100'ü 100. 100 geçtim mi sonra şunu söyleyeyim. 100-110 kilo üstünün yıllık ölüm oranı 50. 50. Yani hocam ben 110 kiloyum. Öbür seneyi görür müyüm ben? Yarı yarı göremezsin. Onun Aman, için demek ki demek ki maksimum mesela bana diyor ki ben 1.75'im kaç olayım? 75. Yani son iki rakam yeterli. Hmm. Ha, hocam 80 olsa olmaz mı? 1.75'in. Ya olur 5 kilo 90 tamam ama 100 değil. 100 sonrası vücut iflas ediyor. Bunu da aklınızın köşesine tutalım. Onun için ben şunu hep öneriyorum hep. 130-140 kilo sonrasına kesinlikle bariyatrik cerrahi yapılmalı. Yani tüp mide, mide. evet tüp evet. mide yapılma. Bununla uğraşmayalım. Buna da uğraşmayalım. Çünkü ikinci bir konuda tüp mide bir çözüm değil. Yemeye devam eder o mide tekrar büyüyor. E, obezite tekrar tekrarlıyor ve obezite ameliyat olanların yarı yarıya tekrar nüks yani obezite tekrar ediyor. Onun için tüp mide çözüm değil. Önemli Tutacaksın. olan boğazını Hı. kısman lazım. Ama şu bir gerçek. Hı. Bazı insanların geçen programda ekomot olduğunu söylemiştim. Yani bazı insanlar özellikle küçük boylular Hı. yağlanmaya çok müsait çünkü onların vücudu yakmıyor. Yakmadığı için şu adam şunu diyor. Ya su içiyorum, yarıyor diyor. Doğru söylüyor adam. Geçelim. Geçelim. Evet, Devam başlayalım. edelim efendim. Devam edelim. Gen etik mi? Evet ha. bu yani bu hastalıklar genetik mi? Şunu söyleyeyim ben size. Bütün hastalıkların neredeyse şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Senin göz rengin Yüzde yüz genetik. Evet. Çevrenin hiçbir etkisi yok. Senin göz rengin değişemez. Ama ten rengin güneşte yanarsan evet. daha da ne olur koyulaşır, bronzlaşır. O zaman ten renginin yüzde genetik, yüzde de sosyal faktör, çevreseldir. Çevresel. Ona epigenetik şey, deniyor. Çevresel. Yani anandan gelene gen, babandan dışarıdan etkili olanları epigenetik deniyor. Şöyle bak. Bu senin DNA. Bu genler bu var DNA'm. bak burada. Evet. Bunlar ne? Bunlar, Bunlar ne? Bunlar arasındaki bağlar. Çift sarmal. Bak burada da var. Hani? Bak görüyor musun? Geri burada. Buraya. Bak burada iki sarmaldir DNA. Ve bu DNA sarmalı hidrojen bağlarıyla güçlendirilmiştir. Neden iki kopya biliyor musun? Hata yapınca yede olsun diye. Neden dönüyor bu? Bu helix olmasının sebebi de az yer kaplamak için. Bu çünkü kıvrılıyor saç gibi içinde ha. ve çekirdeğin içine sığdırılıyor bu helix olması. Bayağı tamam. Bayağı. Sonra şöyle bir şey var burada. Burada gen parçaları var. Örneğin burada senin insülinin var. Evet. Burada senin karakter genlerin var. Burada mutluluk genlerin burada var. Burada bunları mı bağlıyor? Bağlıyor bunu iki, iki tane Mesela şuradaki gen şöyle bir şey yapılıyor. Bu gen sen okunması gerekiyorsa burada mRNA oluşuyor. O da ribozoma gidiyor. Stoplazmada protein oluşuyor. Örneğin Endoflazmi vücutta, retikulum. Bravo. Vücutta <laughs> en çok oluşan protein ne? kolajen. Vücudun en çok yapılan proteini kolajendir. Senin kemiğin kolajen. Tabii. Kasın kolajen. Bizi şu anda böyle tutan kolajen. Bir de bir de bir de suyu da yani o sulu halimizi veren kolajendir. Hmm. Çünkü kolajen su tutar jel gibi bizi şu anda... kolajen olmasaydı. Ekstra kolajen alıyor musun hayır, sen? Hayır. Kolajen dışarıdan ...gereği yoktur. Çünkü kolajen bir proteindir. Emilmez ki kolajen. E ama alınıyor şimdi Bu, büyük popülerliği ve var Ve o kolajen alanlar yoğun protein aldıkları için hem böbreği yoruyorlar. Çünkü kolajen bir nevi aşırı miktarda protein tüketmek gibi. Yani her gün kilolarca et yemek gibi. Aa. O zaman yani et ekstratı yemek gibi. Hı. Hani Etin sıkıştırılmış hali gibi ne olur bu sefer? Böbrek de yorulur, beynin de yorulur, karaciğer de yorulur. Sonuç aşırı kollajen alanlarda gelecekte Alzheimer olur. Gelecekte böbrek sorunları ortaya çıkar. Onun için bu popüler işler yalandır. Kollajen vücut kendi yapıyor zaten. Şunu söylemek istiyorum ben. Şimdi bu genler, örneğin sen kaygılı bir anne babadan doğdun. Sende kaygı geni var şurada. Ama o seni eğer evlatlık verirse, kaygılı olmayan bir aile büyütürse, o gen okum. Pasifize mi oluyor? Aynen öyle. Ama seni kaygılı bir aile büyütürse, o fışkırıyor dışarı. Hmm. O zaman gen ve çevre yan yanadır. Örneğin sende zeka genleri var. Bir de okuyup çalışmazsan bunlar fışkırırlar. Fışkırsın. Anladınız mı? Onun için bu çok önemli. Buradan şu oluşuyor. Bir gen yoksa yapacağınız bir şey yok. Yani bende mesela zeka geni yoksa burada zeka geni yok ne Örneğin, bazı Çalışmak. Söyleyeceğim. O zaman. Hayır. Bazı çocuklarda matematik geni yok. Ona akalküli deniyor. Bu çocuk matematiği anlayamaz. Şimdi aile diyor ki bu çocuk matematiği anlamalı, anlayamaz. Eğitim sistemi de yanlış. <laughs> evet. Bu çocuk matematik körü. Bu sefer bu çocuğa siz Matematik dersi aldırıyorsun ama bu gen yok çocukta. Sosyale yönlendirmek aynen, lazım Aynen ne yapmak lazım? Herkesi kendi yeteneğine. Ona Bravo. bir yetenek ne demek yetenek? Doğuştan getirdiğimiz genlere yetenek adı verilir. Onun için Oytun'la yayın yapmayı öyle. o kadar çok hiç seviyorum şey ki mı? ne güzel ve ne doğru şeyler söylüyor. Burada çocukta bakın DNA'sı Aa, yok, çocuğun yok. gen yok çocuğun. Matematik, yok. Geni, matematik yok. geni yok. Matematik geni yok ama bu kötü bir şey aldık. değil. Ne yapsın? Bak, aynen mesela bak ben matematik hiç anlayamadım hayatta. Sen? Evet. Ben matematik sorunu ezberlerdim eskiden. Evet. Ezberli oluyor mu bu Ez, iş? Ne yapayım? Ben ezberledim. <laughs> Benim mı iyiydi. Çünkü hafıza genlerim iyiydi. Şunu söylemek istiyorum. Bu arada şunu Size, da söylemek heh. istiyorum. Oyt'un e, tıp kitaplarını ezbere, ezbere biliyorum. Biliyor. Evet. Ezbere. Hepsini düşünün. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde yani eski Rusya'da devlet meslekleri kendi belirliyordu. Hmm. Örneğin çocuk bacaklarını açıp elastikse onu jimnastikçi Cimnastik, yapıyordu. Tabii. Eğer kafası iyi çalışıyorsa mühendis yapıyordu. O zaman matematik yapan çocuğu mühendis yapmak lazım. Aynen öyle. Matematik yapabilen çocuk tıpçı olamaz. Tıp bir ezberdir. O zaman hangi genler olması lazım? Hafız genleri olması lazım. Yani hafıza. Çünkü tıp ezberdir. İlaçların dozu ezberdir. Genen ezberdir. Anladınız mı? Onun için herkesin kabiliyetleri kabiliyetler ve yetenekleri DNA'sına üniversite vardır. Sınavına girdin üniversite sınavına nasıl girdim peki? üniversite girdim, ezberdim. Girdim işte. Ben soruların çoğunu ezbere biliyordum binlerce soruyu. Öyle mi? Evet. Gel bu tarafa gel. Evet devam edelim. Buyurunuz efendim. Sonuç yani şuradan Buyurunuz. bu anlıyoruz. Demek ki her şey genetik. Mesela söyleyeyim, hocam, şizofreni genetik. Genetik. Şizofreni evet. olunmaz doğulur. Evet. Ama, Ama tetikleyerek ortaya çıkıyor. Nasıl oluyor bu? Hı. Şimdi çocuğun beyni 18-20 yaşına kadar bir fonksiyon görmüyor. Ne var orada? Sadece mutluluk. Hüzün, basit duygular var. Ama ben hesap yapacağım, kitap yapacağım, üniversite sınavına gireceğim, meslek yapacağım. Ya ben sevgilim ayrılırsa bunları bilemez. Ne zaman ergenlik olup sosyal çevreye girdiği zaman patlıyor burada. Peki bu çocukları ne yapmak şizofreni lazım? Şizofreni kaç yaşında başlıyor? 20-21 yaşlarda patlıyor. Evet. Çünkü ne yapıyor o beyin? O sosyal çevreye adapte Olamış. olamıyor. Ben size şizofreni kapasını açsam nasıl biliyor musunuz? Şizofreni şu, beyinde şöyle paralel bağlantılar var sağa sola bağlı ön arkaya bağlı şizofrenik kafası şöyle. Yani kablolar karışmış gibi. O zaman şizofreni düzelir mi? Düzelmez. Sadece şizofreni ilaçlarla ne yapılıyoruz? Normal kazandırıyoruz. Peki bu çocukları 18-19 yaşında mesela şöyle, sosyal ortama sokma. E, daha izole yaşat. Şimdi şöyle bir şey. Şizofreni öyle bir şey ki mesela örneğin birçok dahi şizofrenik. Evet. evet. yani bunların içerisinde çok akıllılar da O zaman Kafka ne yapmak mesela. lazım? Evet. Ya yani ya da işte o eski Beautiful Mind'daki o evet. değil mi? O John, Nash. John Nash karakteri. Demek ki bunların içerisinde de özel insanlar Tabii. var. Şizofrenilerin bazıları çok yaratıcı. Bu genler korunmuş. Onu şizofreni deyip geçme. Lazım Tabii. bunlar bize. He. Hmm. O zaman şizofrenden bir sanatçı olur. Çok iyi bir yaratıcı insan olur. Bu bir hakikattir. senarist olur. Bu i̇yi hakikattir. bir bilim adamı olur. Değerli. Alzheimer kesinlikle genetik. Alzheimer, Öyle mi? bak bunlar hepsi anne karnında başlıyor. Şizofreni de anne karnında başlıyor ama ne zaman ortaya çıkıyor? Ergenlikte. Ergenlikte. Alzheimer da anne karnında başlıyor. Ne zaman ortaya çıkıyor? Yaşlılıkta. Zaten bu ikisi aynı hastalık bana göre. Çünkü bütün hmm. Alzheimer'lar şizofrenik belirtiler gösterirler. Şöyle bir şey var, beyindeki Doğru. sinir hücre sayısı yarıya indi mi sapıtırsın. Mesela kafamızda kaç tane sinir hücresi var? 100 tane olsun. 51'e kadar bir şey olmuyor ama 50 mu saçmalamaya başlıyorsun. Alet çöküyor. Bu da aklının bir köşesinde kalsın. Yani %50'nin altını tolere etmez beyin. En Depresyon enteresan. kesinlikle genetik. Öyle mi? Kesinlikle. Mutlu aileler var. Mutsuz aileler var kardeşim. Hı. Sıçanlar da böyle. Mutlu sıçanlar var. Mutsuz sıçanlar var. <laughs> Örneğin Yavrusunu <laughs> yiyen anneler var. Evet. evet. Kediler. Aynı şekilde. Ama onlar hasta evlatlarını <laughs> yiyorlar galiba. Normal, Normal ya... klonları da var mesela. Öyle Bazı mi? aileler bebeklerini yiyorlar. 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 Kötü Kediler. anne. Kötü anne. O zaman kötü anne de genetik. Ha. Hiperaktivite genetik. Neden? Çünkü hiperaktivite kıpırdak insanlar. Mesela şu mesela hiperaktivite göçer genlerle ilgili. Ya ne demek bu? Göçerlerin hiperaktivitesi Yerinde var. Yerinde duramamak. Ondan göçüyor zaten. Ha. O zaman biz göçer olduğumuza göre zaten hiperaktif olmasak neden göçelim biz? Oturdumuz ya Dur. <laughs> Otururuz, salınırız. Bak İstanbul. Hı. Sabah olduğu zaman Asya Avrupa'ya göç ediyor, Avrupa Asya'ya gidiyor. Göçer. Hı. Bir bayram oluyor, ne oluyor? Herkes... Memleketine göç ediyor değil mi? <laughs> evet. Mesela bazen mesela bayramda 100 tane ölüm oluyor. Evet. Başka ülkede olsa sıkı yönetim ilan edilir. Yani ne oluyor bu trafik kazaları? Ama bizim ülkede ne yapıyoruz biz? Biz çok bizim için garip değil alışmışız. doğal alışmışız. Göçeriz. Bizim mi? çocuk çok hiperaktifler. Evet. Mesela bakıyorsun 10 dakika gözünüzün önünden kaçsın çocuk. Yemin ederim kaybolur AVM'de. DHB -O gibi evet, bir bu aynı. Şey aynı, aynen öyle. Biz kendimiz kıpırdağız. Kıpırdağız. Alman çocuğu kıpırdak değil. Sen de hiperaktifsin. Ben de hiper, sen de hiperaktifsin hoca. ama. Ben hiperaktif miyim? Evet, sen de hiperaktifsin. Buna Türkçede tez canlı adı verilir. Tez canlı. Onun için Aa, çocuğunuz kesinlikle. tez canlı şu. Bekleyemiyor. Şurak parmağını kaldırıp yapıştırıyor neyse artık. Yani nasıl <laughs> ya? Tez canlı kırmızıda bekleyemiyor. Anahtarlıkla kulağını karıştırıyor. Bir çözümü var her türlü. İşte hmm. bunlar hiperaktif insanlar. Genetik. Damar sertliği kesinlikle genetik. genetik. Kesinlikle genetik. Kesinlikle. Kesin. Madde bağımlılığı. bakın. Madde genetik. bağımlılığı genetik mi? Kesinlikle. Alkol ah, ah. içen insanların, alan insanların çocukları da alkol alma meyilinde. Gördükleri ha, için Hayır genetik. Ama bakıyorlar ki... Evlatlık veriyorlar mesela bazı insanlar alkolik insana çocuk evlatlık verilmiş. Hı -hı. Onların bile alkol alma ihtimali topluma göre yüksek. Hı -hı. Yani bir potansiyel taşıyor bunlar. Anladım. Ve şu çok ilginç hiperaktif çocukların da madde bağımlılığı çok yüksek. Hı -hı. Yani küçükken nasıl biz anlıyoruz madde hiperaktif çocuklarda? Hiperaktif çocuklarda hem madde bağımlılığı yüksek yani sigara denemek, alkol denemek, yasaklı maddeleri merak etmek. Çünkü hiperaktifler şeyi çok severler. Merak Denemek. Hmm. Onun için bunlar bilgisayar oyunundan başından kalkmazlar. Bana diyorlar ki aileler, benim çocuğum hiperaktif değil hocam. 5 saat bilgisayar oyunu oynayabiliyor. Nasıl hiperaktif? Aktif. Hayır. Göz aktif. Evet. Şöyle bir şey var. Sevdikleri işlerde çok stabildirler. Hmm. Ama sevmedikleri işlerde maymun işte aldırlar ve hiperaktif çocukların bir özelliği de var, suç potansiyelleri de yüksektir. Hmm. Onun için biliyorsunuz suç bir potansiyel bir çocuk var bizde. Bunlar nedir? Dikkat eksikliği olan. Hı -hı. altını ıslatan 5 yaşından sonra altını ıslatan çocuklarda da suç oranı yüksek. Öyle Başka, mi? Başka tabii. Bir de küçük kenden beri kedi köpeğe kötü davranan. Hı -hı. Yani işte kedinin kuyruğunu kesmiş, köpeğe teneke bağlamış böyle Hı -hı. çocuklar, bir de yakan çocukla ateşle oynayan çocuklarda piromani deniyor. Suç ihtimalleri yüksektir. Bakın. Olabilir yani birçok şey önceden belli oluyor, peydikli ediliyor. Hı -hı. Sıkıntı gelecekte yapay zeka bunları tanımlayıp suçlarını şey yapacak bu çocuk sözücük evet dikkat gibi. et diyecek ha. ona göre bu e... da zevk alma hayattan zevk da bazı insanlar hayattan zevk alıyor bu da ailesel bir şey. Hı. Bunu kesinlikle biz biliyoruz. Bu genler mesela bazıları serotonin genleri ve serotonin hayattan zevk almayı sağlar. Şöyle bir şey var. Sinapslarda yani beyinde serotonin seviyesi iyi insanlar hayattan zevk alıyor, empati kuruyor. Hatta şu yapılmış bir çalışması var. Serotonini yüksek insanlar inançlı bakın sana da inanıyor yani güven duyabilen ben bu ben uyumlu insanlar oluyor ama serotoninli az insanlar ne oluyor biliyor musun inançsız hmm. güvensiz ve sisteme itaat etmeyen insanlar oluyor Allah Allah. asi oluyorlar yani senin asi ya da uyumlu olman bile kesinlikle genetik faktörlere bağlı anladın mı mesela adam diyor ki maske takacağım ben takmayacağım lan diyor bu adam işte hangi genleri var? Serotonin genleri düşük. Peki bunu e, hani yapamıyorsun. Ne yapıyorsun? Serotonin i̇şte, he, mi ne, ne yapıyoruz? Antidepresan hikaye hepsi. Hmm. Tamam mı? Yani bu doğuştan özellikler gelecek. İşte bunları değiştirmek nasıl mümkün olacak gelecekte? Gene müdahale etmemiz gerekecek. Gene şu anda müdahale edemiyoruz. Ama CRISPR Cas 9 ile gelecekte şu olacak. CRISPR Cas 9. CRISPR Cas 9 şu, geni kesip yerleştirebiliyorsun. Yani nasıl şurada? Geçelim. CRISPR Cas 9 şu. Eskiden gene müdahale etmek için virüs kullanıyorduk. Virüsü hmm. yükleyip gönderiyorduk. O da nereye gideceği belli değil. O Ama nerede şimdi, olduğu ne malum o e, bir, genin? Mesela şimdi bunu bilebiliyoruz. Burada insülin geni var ya. O insülin geninin baş bölgesini enzimle kesip o insülin genini çıkarıp, çıkarıp yerine başka e bir Ne istiyorsan Kendisi mesela. işte mu bunun? İşte şöyle insülin geni var ya burada. Evet. Biz buradan kesip insülin genini iki katına çıkarabiliriz artık. Zeka genini üç katına çıkarabiliriz. Yani üç tane zeka kopyası yapabiliriz buraya. CRISPR Cas9 ee, bununla ilgili bir şey. Oytun biliyorsunuz deneysel tıp uzmanı. Evet. Onun için yani bu konulara inanılmaz hakim. Evet. CRISPR-Cas9'un açılımı CRISPR ne yani? CRISPR-Cas9 bir enzim sistemi. Ha. Yani şu Yüklemeyi bitti. Mi? Eskiden virüsle bu işleri yaparken çok uzun işlemler yapıyorduk. Virüse geni koyup gönderiyorduk. Ha. Şimdi o bitti. Şimdi artık evde çay yapar gibi al geni. Yani mesela evet. e, anne babadan zigot ve sperm geldi ya evet. tüp bebek yaptı. Evet. Tek hücreli şu anda. Bu tek evet. hücre olsun. Tek hücre. Bunun geni burada. Tüpün içerisine iki tane solüsyonu karıştırıp artık bu geni değiştirebiliyoruz. Aynı yani o virüs virüs bitti. Onun için gelecekte insanlar çocuklarını mavi gözlü, sarı saçlı, uzun boylu yapabileceği gibi kolesterol genini çıkarttırıp kolesterolün yüksekliğini önleyebilecekler. Şöyle bir şey oldu. Bizim en büyük organ nakli sorunumuz kan gruplarıdır. Sen şimdi hmm. hangi kan grubusun? Sıfır RH pozitif. Sen sıfır RH pozitiften böbrek alabilirsin. Evet. Kalp alabilirsin. Çünkü e, organ nakli kan, kan grubu uyumuyla olur. Evet. Peki kan grubu değiştirilebilir mi? Şimdi şöyle bir şey var. Bizim hayvanlarla kan gruplarımız farklı. Nakil yapamıyoruz. Ama şimdi artık domuzlarda ve koyunlarda tek hücreliyken kan grubu genleri siliniyor. Artık domuzlardan ve koyunlardan böbrek nakli mümkün. 2024 Mart ayında ilk nakil yapıldı. Artık hayvanlar bir nakil deposu olacak. Bizim iki organ sorun çıkarıyor zaten. Süzdüğü için böbrek, böbrek. ve çok çalıştığı için kalp. Bunları, karaciğer. karaciğer çok uzun dayanıyor. Öyle mi? Kendini yenilebiliyor. Kendini de Üç organ yenileyemez. Böbrek yenileyemez. Kalp yenileyemez. Kıkırdak yenileyemez. Onun hmm. dizler gitti mi gitmiştir gibi. O nedenle çok az bir zaman sonra hayvanlardan organ nakli rutine gelecek. İnsanlar böbrek aramayacaklar. Ve e, önümüzdeki dönemlerde anladığım kadarıyla hayat daha uzayacak. Çünkü, uzayacak 120. Evet. Kesin. 120 evet. evet, evet. Çünkü ne kadar zaman sonra biraz daha dayanalım. 3 sene 5 sene. 3 sene 5 sene 120, sene, 120. Yani 100. yaşasın. Çünkü şöyle olacak. Böbrek ve çünkü böbrek 60 yaşından sonra her yıl %1 fonksiyonu kaybediyor. Ha. Kalp de öyle. Peki de değiştirirsek ne olacak? Uzun yaşayacaksın. Peki bebekler için mi geçerli yoksa biz de bundan ne Hayır bebek değil zaten. Heh, sen bu 65'e geldin, bir bakım, sanki 65 bin oytun, bakımı gibi. Oytun, oytun, 60'a geldim ben, böbrek, dizler gitti, gitti böbreğimin böbreğim bir alındı. Çık, böbrek girecek, bir, kalp hemen değişecek ve devam yolumuzda. Çok ilginç şeyler bizi bekliyor. Allah çok çok iyi, bunlar evet. iyi. Evet, yaşlanma, yani uzun, tabii, yıpranma, he, stres, yıpranma. Yani şimdi şöyle bir şey var burada. Peki biz yaşlanmamak için nasıl önlenme alabiliriz diye ben bir baktım. Bizi yaşlandıran şöyle bir şey var, DNA bir CD gibi. İçinde bir kod var ve CD çiziliyor. Hı. Bunu çizen ne biliyor musun? Hayatın kendisi. Oksijen çiziyor, aşırı yemek çiziyor. Çünkü Hı. ne yapıyorsun? Bir, bunu yok etmek için bir güç harcıyorsun. Enfeksiyonlar kesinlikle DNA'nın içine ediyor. Virüsler baş belası ve çok ilginç bir şey var. Bizim genin yarısı virüs zaten. Ha yani bize virüslerden gelmiş. Allah. Mesela iki tane hayvan konuşabiliyor. Papağan ve biz. Evet. Bu gen nasıl geldi? Ha, evet, Bizden nasıl? mi papağana gitti, papağandan mı bize geldi? Ama virüsler gen taşıyor biliyor musun? Gen aktarıyorlar virüsler. Evet, keresi. Ama ve, neden papağan bu gene alabildi de diğer alamadı? alamadı? Ama bir şey sonra bir CRISPR-Cas9'da konuşma genlerini gelecekte maymunlara nakledebileceğiz. Onun için maymunlar konuşacak. Sen CRISPR-Cas9 mu çalışıyorsun? Evet, ben CRISPR-Cas9'cuyum. Evet. Şimdi... Bu ve maymunlar ne yazık ki gelecekte zekaları da arttırılabilecek. Onun için maymun askerler de olacak burada. Planet of Apes diyorsun yani. O da boşuna değil. Hayır, o gerçek. Peki enfeksiyon çok geçirirseniz ne oluyor? DNA'nız değişiyor. Çünkü bütün geçirdiğiniz griplerin virüsleri DNA'nızın içine giriyor ve kalıyor orada. Hmm. Sen şimdi grip mi geçirdin? Geçirdin. Senin geninde artık grip var. Covid mi geçirdin? Geninde Covid var. Atamıyor mu? Atamıyorsun. Duruyor orada. Su çiçeği geçirdin. Su çiçeği geni var şu anda. Ha. Duruyor, uyuyor sende. Sen şu anda canın sıkılsın biraz. O su çiçeği aktif olur ve sende zona gece yanı oluşur. Ha. Anladın mı? Uyuyor şu anda sende. O zaman virüsler şu anda sende uyuyor. Ne zaman çıkıyor biliyor musun? Bağışıklığın bozulunca. Ha. O, organ nakli olursan, HIV pozitif olursan ya da canın çok sıkıldı hemen uçuk oluyorsun. Nerede uçuk? Geninde uyuyor çünkü neydi Anladın mı? Hi, 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 neydi onun herpes simplex herpes, virüsü. Heh, uçuk virüsü uçuk virüsü hava kirliliği tabii DNA'yı bozuyor gürültü hakikaten gürültü de DNA'yı mahvediyor ha yani DNA CD çiziyor bildiğin yani o zaman bunlar olursa iyi bakalım peki, kendimize peki CD çizersen ne olur kötü yaşıyorsun uyumuyorsun işte aşırı sigara alkol çok yemek yağlı enfeksiyonlar gen gittiği zaman ne oluyoruz? İnsülin geni gitti sen diyabet oluyorsun ve çizdin CD'yi Kasper'la hemen ekleyelim. Dur, ama şimdi o geçti çünkü bir sürü hücre var artık vücudunda. Hmm. Onu tek hücreyken yapabiliriz. Yani küçük en, en küçük halindek. E Tıp bebek de Ben sana sordum bebeklikten mi yapacağız Bebe yoksa ileride bizde nemalanacak ha, mıyız dedim. Nemalanacağız dedi. O mRNA teknolojisiyle biraz şimdi. İyi, tamam. Şimdi mRNA da şöyle olacak artık. Şimdi kollegen yapılmayacak yüze. Kollegenin kodu verilecek. Sen hmm. kollegen yapacaksın ya dışarıdan bir kollegen almayacaksın. Gerek kalmayacak. Gerek burada. kalmayacak Zaten mRNA. mRNA ile evet. artık dünya değişecek. Peki mesela kalpteki gen bozulursa ne oluyor? Kalp yetmezliği oluyorsun. Neden? Evet. yaşlanınca. Hı hı. Ha, bir de tümörü önleyen genler var. Hah. Onlar gidince ona kanser oluyorsun. CD çizilince o zaman başına gelebilir. Kalbin gidebilir, böbreğin gidebilir, diyabet olabilir, bir de kanser geliyor. Çünkü CD çizilince şöyle bir şey de oluyor. Senin kanserden koruyan genler de gidiyor. Gidiyor. Mesela kanser hücreler kafasına göre çoğalmaya başlıyorlar. Aslında Demek şey bu. diyorlar. Demek ki her şey DNA'nın çizilmesi esasında Hı. tamam mı? Ve eğer DNA'nıza bakmazsanız DNA Çiziliyor gerçekten de. Yani bunlardan Onun için, uzak duracağız. Evet, ya çok, aşırı yemek yemeyeceksin. Bunlardan. Enfeksiyonu kapmayacaksın. Uykusuzluk olmayacak. Zaten Ona, bu varsa evet, bu, bu bitti. Bu a, <laughs> Bunun ben var. Ben de... hep söylüyorum. Kötü bir evlilik kanser yapar. <gülüyor> Bak, <gülüyor> çok kötü bir evlilik diyabet yapar. Kötü <laughs> bir evlilik ne yapar biliyor musun? Kalp yetmezliği yapar. E çocuk da o e, da öyle. Kötü çocuk... bir çocuk pankreas kanseri yapar. Çocuğun. Kötü bir çocuk <laughs> prostat kanseri yapar. Neden? Çocuk Allah hayırlısını varlığı. versin der. Amin. Ha? Çünkü Amin. neden? DNA'nın tamir olması <laughs> ah, için ah, ah, en önemli bir şey ne peki? Uyumak. Onun için uyuyunca DNA tamir oluyor. Peki, pankreas kanseri ne yapıyor? Pankreas kanseri, yani etkin olarak mı? Evet. Pankreas kanseri en önemli sebebi sigaradır. Öyle mi? Ve ağız hijyenin bozukluğu. Ben hemen biliyorum pankreas kanserleri. Ağzına bakıyorum dişler çürümüş. Aa. Ah. Hiç dişler fırçalanmamış, ikinci özelde sigara içiyor. Hatta sigara oral hijyeni bozuyor, florayı bozuyor. Ama bunun şekerle Nokta ne sol. alakası var? Hangisiyle? Şeker deposuyla. Pankreas şeker, şeker deposu Ama pankreas değil mi? şöyle bir şey, ağız hijyeni bozuk olunca pankreas iki şey yapıyor. Bir insülin yapıyor, bir de enzim salgılıyor. Ama işte bozuk olduğu zaman ve sigara içersen boğaz kanseri, ağız kanseri, yemek borusu kanseri, mide kanseri, pankreas aşağı kadar kanser oluyorsun katranda. Bunu bilip de hala nasıl sigara içiyorsunuz? Evet. Ey dostlarımız bunu sizlere sormak istiyorum. Bakın evet, e, yani Türkiye'nin en o, dahi evet. isimlerinden biri Oytun evet. biliyorsunuz ve diyor ki sigara Pankreasla sormamın da en önemli nedeni e, tedavisi çok zor pankreas bir kanser. Pankreas kanseri diyor. geç bulgu verir. Evet. Bulgu verdiğinde de çoğu zaman damarları Geçmiş sarmıştır olur. ve inoperable da, da unresectable diyoruz. Çıkaramıyoruz, tümörü. çıkaramıyorsun. Evet. Onun için pankreas hala başımızın belasıdır. Aynen. Onun Bakın, için. Evet, sordum. evet ve pankreasta evet. en önemli şeyden bir tanesi ağız hijyenidir. Ağız hijyeni Dişimizi, dişimizi fırçalamak gargara yapmak, hı hı. her şeyle yani ağzımıza iyi bakmak. Çürük bir diş pankreas kanseri yapar. Hı hı. Çürük ve dolgusu yapılmamış bir diş Alzheimer yapar. Çünkü inflamasyon beyni de yayılıyor. Ağızla beyni arasında çok küçük bir yer var. Ağzınıza bakmazsanız Alzheimer, Parkinson Yapılabil olursunuz. Olur, olabilirsiniz. Dişlerinize bakmazsanız impotans, iktidarsızlık olursunuz. Onun için, olabilirsiniz. Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi dişçiye gitmeme alışkanlığıdır. Onun için lütfen bir tane dişçi bulun ve ara sıra dişçiye gidin. gidin. Evet geçelim. İş hayatı para devam. Ya Bu bunları, ne? Ya bunları, evet, bunlar, yani geçelim, bunları, bunlar evet, geçelim. Bunları, evet, geçelim. bunları konuştuk. Bunları, bunları konuştuk. artık geri geçelim. Lütfen. Evet. E, devam, evet. devam, devam, evet. devam. Devam evet, Esra Hanım, devam. tamam. Ha, ha. peki ha. E, Ya bunu şöyle, da biliyoruz. Ya bunu e, da tamam. biliyoruz ama şöyle bir şey var. Gerçekten de kalp hızını düşürmek uzun yaşatıyor. Kaplumbağa mı, tavşan mı, kaplumbağa. Onun için kalbiniz yavaş atması gerekiyor. Yavaş atmanız sağlanır egzersiz yaparak. Bana diyeceksin ki egzersiz yapınca hızlı atmıyor mu? Evet. Egzersiz sırasında hızlı atıyor ama sonrasında kalp büyüdüğü için az atarak işini yapıyor artık. Onun için günde mutlaka yarım saat, 40 dakika yürümelisiniz. Kalp hızınız çok yüksekse ilaç almalısınız. Yüzün üstündekinden erken ölüyor. Yine 99. Yüz var. İyi değil. Değil mi? Yani, o, o ben. O 65'lere evet, getirmemiz maalesef. lazım onu. Ne evet. vermemiz lazım? Kalp hızını düşürücü ilaçlar vermemiz lazım. Beta bloker dediğimiz beta bu blokerler. gruba. Ama beta blokerler Şimdi aynı zamanda tansiyonu da düşürüyor. Olsun. Sadece kalbi. O düşürüyor. zaman ne yapacağız? Bir, onu bir ayar yapacağız ha. beta blokeri. Bir de Covid geçirenlerin de kalbi hızlandı. Çok Öyle net mi? bir bilgi bu. Hmm. Covid geçirenlerin kalbi hızlı atıyor. Ve herkes şunu diyor şu an toplumda. Benim çarpıntım var. Bunu çok duyacaksın toplumda. Hmm. Covid bunu yaptı. Bu arada evet. Esra'cığımdan bir şey rica edebilir miyim? Şu e, hanımefendiler e, saçlarının dökülmesini anlattırmadım diye bana bir bozuldular, bir bozuldular. Fazla dökülmüyor onların saçları diye sadece erkeklerin saçlarına değinmiştik. Onu elimizde var mı Esra'cığım? Geçelim, geçelim. Slaytları geçelim. Tamam. Hızlı, De hemen. Devam, hızlı devam. Hızlı. Ooo. Bu. Şimdi bu önemli bir konu. Bir insanın yaşlandığını nereden biliriz? Tabii ki derisinden. Su kaybettiği için. Bakayım. Evet. Sen iyisin daha. Ben iyiyim. Nasıl yani? Bu böyle bak baktığın zaman ne Hemen? kadar hızlı geri gidiyorsa o kadar kollegeniz iyi demek. Bir daha genç. Bir dakika gelsin. yaklaşın, yaklaşın. Ha, herkes bir arkadaş şöyle yaklaşsın. tutuyor, şöyle bırakıyor. Şimdi bir saniye, bir dakika daha ha, hazır değiliz. Ben şimdi... E şöyle e bakalım. Şu buradan mı? Evet yani biraz tut, tutun şöyle. Bak bir şöyle bir dakika, tut bir biraz. Bir Tut şöyle. Bir, şöyle, iki, bir, iki, iki üç, üç, dört, üç, dört, beş. beş bıraktık. bıraktık. i̇yisin. İyi, sen senin biraz kolajene ihtiyacın var. Hayır benim suya ihtiyacım var. Sus, susuz, susuz, kalmışım. Susuz kalmışsın. Evet, evet. Bu susuzluk, susuzluk mu? Susuzluk kalmış. Evet. Baksanıza ne oldu ele? Bak burada kaldı bak, bak demek kaldı. ki. Yaklaş yaklaş bak. yakın görün. Mesela bugün Kadir mesela bak, bu susuzluğun ifadesi bak. Biraz daha yaklaşabilir miyiz? Biraz daha yaklaşın arkadaşlar. Sen mesela arkadaşlar. E, sen şimdi nemlendiricide sürmüşsün her şey ben yapılmış. Ben ama günde 2 litre su içiyorum. Bakım yapılmış. Sular da içirme sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, böyle yaptık ya. Evet. Bugün, eğer ha, eğer hemen, hemen geri geliyorsa sulu harika genç bir deriniz var demek. Neden buradan? Neden? Çünkü şöyle bir şey var. Derinin en esnek olduğu yerin bir tanesi burası. Ya yani fazla deri var ya burada, orada. Fazla derin olduğu yerler. Tamam? Mesela yaşlanma da hep buradan ve Kesin, buradan anlaşılıyor. kesinlikle öyle. Ve şöyle bir şey var. Deri ne kadar yaşlıysa iç organları o kadar yaşlı. Ha. Net, bilgi. Ha. Net o bilgi. Zaman, bilgi. O zaman ben mesela insana bakıyoruz. Yüzüne bakarak ya da eline bakarak yaşlık lekeleri çıkmışsa organlar da yaşlı var ya... E, kahverengi lekeler. Evet, Senin evet. lentigo yaşlanıyorsun demek yani vücut bir şey biriktiriyor artık. Sen su içmiyor musun? E, bugün çok içmedim. Evet. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet, söyleyeceğim <laughs> Hemen. Evet, hemen. Diye. Şimdi. Hemen. E, şimdi <laughs> Hocam. kulağımıza bakalım. Evet. Kulağımızda çok iyi belirgin değil ama kulak memesinde bakın içten dışa doğru bir çizgi var. Bakın şöyle bakın. Bak şu değil şu. mi? Şu. Ha Bunun şu. Adına, evet, şu. Şunu görüyor bu, musunuz? Bu evet. bu değil. Hayır, bu. Bu. Yani memeyi memeyi çapraz kat eden. Bakın evet, çapraz. Evet dia, Diagonal yarık bunun adı. Şu. Diğer adı Franklin çizgisidir bu. Franklin bu şu demek. Çizgisi. Evet bu şu demek. Ne Biz demek? hasta geldiği zaman ilk baktığım şeyden bir tanesi kulağıdır. Hemen bir kulağına bakıyorum. Bakayım. Oluşmaya başlamış. Hadi canım. Evet. Ne demek Bakayım. istiyorsun? Hayır. Evet başlamış. Ne demek o? Hayır biraz. Hayır olacak tabii. Hayır. Şöyle bir şey var. Şöyle oluşmaya başlamış. Derinlik çok önemli. Tabii ki oluşacak. Ne kadar derinse o kadar yaşlanmış demek. Yani artık... Bir daha bak. İyi bak. O, o Franklin çizgisi değil var, o. Franklin var. Franklin var. Ve, Ve? Ama derin değil. Çok güzel daha. Çok güzel. Nedir bu Franklin? Yani. Bu Franklin Güzel bir şeyler söyle bari. Buradaki proteinlerle, ha. aorttaki proteinler aynı. Elastin proteini var. Elastik lif. Evet. Onun için... Aortun esnekse bu çizgi derin değil ama aort sertleştikçe bu çizgi derinleşiyor. Onun için kulağınıza baktığınızda o yarık vadi olmuşsa derinse aortunuz Aortunuza yaşlanıyor demektir. Edelim. Hayır damarların yaşlanıyor demektir. Biliyorsunuz damarları bulan bir adam var Harvey diyor ki insanın yaşı damarlarının yaşıdır doğrudur bu. Damarlar gençse sen de gençsin demektir. Onun için kulak çok önemli. Ben her Franklin zaman nereden bulmuş bunu? hastalardan bakmış ki kulak çizgisi olan ve derin olanlar erken ölüyor kalp krizi geçiriyor. Onun için biz böyle hastalara diyoruz ki ben bir anjiyo ol diyorum. Ya da evet, anjot evet. BT çektir diyorum ve bir ne, niye bakıyorum. Gözüne bakıyorum. Arkus senilis var mı? diye. yok o da. Arkus senilis gözdeki şu siyah yer var ya onun evet. çevresinde beyaz halka var mı diye. Ha, ha o, o, da bakıyor. O oluyor? da kolesterol birikmiş demek. Ama mesela bende genetik kolesterol var. Bak Franklin'in başlamış. Demek ki tıp bakayım yalan söylüyor. Bakayım gel Franklin'ine bakayım. Ha, senin e, de var küçük bak. Hangisi bak mu? şu, mu? Bak şu yarık var ya evet, bak. Ha evet, ha, şu evet yarık. gördüm hafif. Ha, Ama hafif. daha çok hafif. Çok hafif daha. Çok hafif. Ha, derin değil olacak değil. olacak. Ve tamamlanmamış seninki. Evet. Yani aşağı doğru Sen, tamamlanmamış. <laughs> seninki tamamlanmış. Hadi canım <laughs> durum, sen de. Evet üzgünüm üzgünüm. Allah evet, Allah. Evet değiştirelim slaytımızı. Slaytımız değil. Ama çok değerli bir şey. Bu e, gerçekten çok şey söyler bu. Bu yalan söylemez bu. Franklin yalan söylemez. Yani kulağınıza ben bir insan kulağından biliyorum. Mesela şöyle oluyor bazen. 45 yaşında Franklin çizgisi çok derin diyorum ki sigara içilmiş diyorum. Evet diyor hocam. Hiç e, Etleri de yemişsin diyorum. Hiç sevmem. Tamam da işte senin genetik kolesterol yüksekliğin var ya ha. ucundan başlamış. Bir de biz mesela aorta bakıyoruz, ekoda bakıyoruz parlaklığını Hı. o da bize e, söylüyor. Aort parlaksa eğer hmm. yıpranmaya başlamış. Mesela e, aort e, damarının birden patlaması evet. da evet. maalesef yani evet. E, ona işte e, anevrizma patlama diseksiyon ha, evet. diyoruz ya Niye da. Niye oluyor mesela i̇şte, Aort duvarı yaşlandığı için oluyor. Çünkü i̇şte onun Gençlerde iki sebebi var. de oluyor ama. İşte, e, o hipertansiyona bağlı. Ha. Bazı insanlar da doğuştan elastik lifler bozuk olabiliyor. Hmm. Evet. Belki duymuşsun Marfan sendromu var. Duymuşsun böyle ellerde parmakta uzun uzun oluyor. Hı hı. Marfan sendromu. Gördüğünüz uzun boylu insanlar, evet. uzun elli ayaklı. Evet. Onların aortları patlayabiliyor marfan sendromunda. Marfan sendromu. Evet. evet. Aman korkunç korkunç şeyler i̇şte Türkiye'deki söylüyorsun. Türkiye'deki ilk marfandan bir tanesi de Abdurrahman Dilip söyleyeyim. Öyle mi? Evet, ha. evet. Abdurrahman abi Marfan sendromudur. Marfan sendromu. Evet, Aman e, kendisine de buradan selam gönderiyorum. Şimdi bu, evet, bu e, Şimdi <laughs> erkeklerinki. Bu biz erkekler halletmiştik hatırlarsınız. Bak, bir kere daha bunun üstünden geçelim mi? Çünkü şimdi beyefendilerin şu, en büyük problemlerinden biri Şimdi. şurada Müdahale edebiliyorum ama burada iş işten geçmiş diyordu. Şimdi şöyle burada kıl kökü kalmadığı için ekim gerekiyor burada. Ekim gerekiyor. Burada şimdi, ne yapıyorsunuz? Şimdi insanlar şimdi bakın burada bir temporal dediğimiz körfez tipi dökülme. Bu testosteron dökülmesidir bu. Evet. Testosteron kıl folikülünü öldürür ve döker. Yani şuralardan gider saçınız. Bunu önlemek için testosteronu kapatan ilaçlar var. Hmm. Finasterid dediğimiz söyleyebiliriz bu jenerik isim. Madde. Ha, evet. Finasterid kullanıyoruz ama finasterid bunu önlüyor mu? Evet. Hı hı. Bunu kullananlar var ama finasterid libido'yu düşürüyor. Sperm miktarını azaltır. Çünkü testosteron gitti mi erkeklikte azalır. Hı hı, tamam. Libido azalması yani cinsel istekte azalabilir. Bıraktığın zaman geri gelir mi? Fina, yani şöyle finasterid kullanırsınız dökmezsiniz. Ha devam etmek evet. gerekiyor. Bu saçı çıkaracak minoksidil diye bir aparat var. Sıkılarak kullanılıyor falan filan. Yani bu saçlar tutulabilir bu seviyede. hı. Bu da tutulabilir bir miktar daha çıkarılabilir. evet çünkü ya. kök var burada artık kök kaybı var. Bunu çıkarmak çok zor. Niye erkeklerin saçları dökülüyor? Testosterondan dökülüyor. Testes, saçı döken iki şey vardı. Biri testosteron, biri yağdır. Hmm. Yağ da seboroik dermatit dediğimiz bir durum oluşturur, duymuşumdur. Hmm. Bazen Bazı gördüm şurasında böyle kırmızı bir yapı vardı şu an. Evet, evet. Ve şunu derler, yüzün pul pul dökülüyor, saçım da kepekleniyor. Evet. Kepeklenen saç dökülür. Nereden dökülür? Tepeden. Bakalım. Bak ben de bir dökülme arkadaşlar. Sana bakayım mı? Bak. Gel. Bak bakayım. Kötü değilsin. Çünkü saçlarına iyi bakmışsın. Yani... <laughs> ama hanımlar zaten Hayır. bu konuda... Hayır. Şuradan. Şuan... Ya tepeden bir asılı şöyle. Benim saçım uzamıyor mesela. Hayır. Biyotin eksikliğim. Hayır alakası yok. Onu, o şey o. Uzamıyor. Ee, burada kaldı. Biraz daha uzatırız. Tamam ben size. <laughs> <laughs> evet ama şunu söylemek istiyorum. Hadi çekin bakalım. Şuradan saçlarınızı ya, tepeden çekiyorsunuz. Çek... Ya yani şunu söyle. Erkek tipi dökülme iki yerde oluyor o zaman. Bir buradan. Bir Hı. de burada. O zaman şuradan o zaman. da çekeceksiniz. Buradan. Hayır. Buradan, buradan dökülme testosteronu. O tamam. Tamam. Bunu önleyemezsin ilaç kullanmadan. Geçmiş Ama bunu önleyebilirsin. Saçlarını iyi yıkarsan Hı. tepeden dökülmeyi önlersin. O zaman bu tip dökülme, kadın tipi dökülmenin en önemli sebebi ne? Saçların seborik dermaktı olması. Yani yağlı olması. Hı. Bir de burada bir mantar örüyor. Tiniye versikolor diye. O zaman bunu ne yapmak lazım? Kadın tipi dökümü önlemek için biliyor musun? Tepeden. Hı. Bunu şampuan vermek lazım. Ketakanazollü Keta ve selenyumlu, selenyum sülfitli. Selenyum, bu da değil evet, mi? Evet, selenyum Çünkü o selenyum ve keta mantarı bitiriyor hmm. saçın e, kadın tipi dökülmeyi önlüyor. Onun için kadınlar e, mutlaka saçını böyle yıkarsa, peki her gün mü yıkamalı? Şöyle, saçı çok kurutmadan iki günde bir yıkamak lazım. Şöyle, saç yağlanırsa dökülüyor net bilgi bu. O zaman şey conditioner dediğimiz bu Yağlanma, krem krem Değil. kullanmayalım. Evet, şöyle kullansam bile yıkacaksın. Ya saç yağlanmayacak. Yani saç yağlandırdım mı o zaman buradan şunu önüyoruz ...kadınlarda yağlanma eşittir... ...seborik dermatit o da eşittir... ...iltihap dökülüyor. Peki dökülme. ben her gün yıkıyorum... ...o da mı kötü? Şöyle çok da kuru kalınca... ...dökülüyor. Aa sen de. İki gün çok iyi. İki gün? Evet bir gün yıkayacağım bir gün Olmaz iki yıkam. gün. Ya sen her gün yıka. Her gün yıkamak <laughs> hiç yıkamamaktan daha iyi. Tamam mı? Yani sen yıkamaya devam et. Yani şunu demek istiyorum... ...saç yağlanmayacak ya. anladın tamam. mı? Tamam. Yani çünkü saç yağlanması... Nereden döküyor unutma tepeden döküyor. Tepeden. Tepeden döküyor tamam. Bu da kadın tepi döküyor. İyi iyi iyi. Ama kadının bir özelliği var. Kadının saçları bir de gebelikte dökülebilir. Evet. Çünkü demir çinko, bebek emdiği evet. için dökülüyor. Evet. Ama gebelikten sonra saçlar tekrar çıkar. Yani bunu şey yapmaya gerek yok. Kadınların saçları çıkıyor tekrar. Çıkıyor, çıkıyor. evet. Çıkıyor. Onun ben çok canım Ama kadınların saçlarını döken bir şey daha var. O da önden döker böyle Romatolojik hastalıklar. Yani iltihaplı eklem romatizması da saçlara böyle önden döker hemen. Hmm. Önden döker. Mesela lupus, romatoid artrit. Ben hemen katından biliyorum. Saçlar dökülmüşse, elleri ağrıyorsa lupustur o. Ha. Yani saç dökülmesi ilk bulgudur bizde. Romatolojik hastalıkların aklınızın bir köşesinde kalsın. Evet. Bunu da işledik artık. Daha <laughs> bunu da işledik. Bunu da işledik Geçen yani. sefer bunu sormadım diye aman 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 bizim de saçlarımız dökülüyor. Oylum Hanım neden daha sormadınız? Daha ne yapayım yani? Daha ha. ne yapayım? Ha, bir de saça biraz da steroid veriyorum ben. Steroidler de kıl folikülünü arttırıyor. Kortizonlu saç losyonları. Kortizonlu saç evet, losyonları. Evet çok düşük olacak. Yüzde 001'dir onlar. Şunu şunu unutmayın. Saçı çıkaran şey kortizondur. Hmm. Onun için bazı şeyler söylerler işte saç cefadan. Tırnak sefadan. Sefa, doğru. Evet e, doğru mu? Saç cefadan uzar. Çünkü Aa. cefa olduğu zaman stres durumlarında kortizonu artar, saçı uzatır. Öyle mi? Evet efendim. Evet. Hepsi birbirine, ben evet. şimdi kendimi düşünüyorum evet. da hepsini birbirine bağlıyorum. Bir de, şunu da bilelim, bir süre sonra yaşlandığınız zaman saç foliküllerindeki melanin yapımı kötüleşir. DNA mutasyonundan saçlar beyazlar. Şimdi bir erkeğe baktığında, Hı? sen e, çünkü çok farklı bakıyorsun insanlara. Evet. E, ilk neye bakarsın? Erkek için mi? Evet. Ben erkek için baktığım zaman önce bir parmağa bakıyorum biliyorsun. Dördüncü parmak uzun mu diye ha, bakıyorum. Evet, evet. Seninle benimki test test aynıydı. Testosteronu bakayım. Aynı bizimki. Aynı, Seninki aynı. de aynı. Yani sen şöylesin. Ben biraz erkek görünümlü kadınım. Sen ben de, de kadın görünümlü <gülüyor> erkeksin. <gülüyor> erkeksin. Aynen öyle. Evet. İki erkeklerde testosteron bulgulara bakıyorum. Nasıl yani? Saç? Yani, kaş. Kaşlar dökülü dökülmedi mi? Yok diyeyim, dökülmediği kaş kemerlerine bakıyorum. Hmm. Kaşların yan kısımlarına bakıyorum hemen. Orada ne gözüküyor? E, o zaman kaşlara yan kısımları dökülmüşse tiroid bezi çalışmıyor demek Tiroid bezi de çak... Evet, kaşların evet. yan kısımları. Tamam. Mesela sana bakıyorum. Bak sen gene dermografizm evet, gelişti. Çok fena Kızardın yine. Kızardım. O senin atopik bünyenin evet. sonuçları. Hassas. O, canın sıkıldı, şey terledin. Sende ter ürtükleri de var. Öyle sıcak mi? Sıcak ürtüklerinde de var. Şimdi sen ısındın ya. Evet. Sen biraz sonra kaşınmaya başlayacaksın Başlayacağım. ya. Çünkü sıcak <laughs> ürtüklerim var. <laughs> fena. Senin egzersiz ürtüklerinde de vardı. Sen koştuğun zaman da kaşınıyordun. Evet. Birisi. Sen işte atopik Nereden mi? biliyorsun? Ben bilirim her şeyi. Evet. Aa, aa. Evet. Ben mesela yürüdüğüm, yürüdüğüm zaman kan kaşınırsın. dolaşımından dolayı. Kaşınırsınız. Evet. Utandığın zaman zaman kaşınırsınız. Acayip. Sen. Utandığım ha. zaman kıpkırmızı sen olurum atopik ben. Atopik bir insansın. Evet. Atopik ne? Anan babanda alerji varmış sana geçmiş Geçti. Yani atopik. Senin çocuğuna Olsun. da geçecek. Geç, geçecek. Geçecek. O, da evet. o çocuk da. E, erkek evet. çocuk mu o? Kız da var, erkek de var. Yani erkek, erkekler daha muz olur, atopik olduğu için işte astım, alerjik rinit falan, öksürük, bronşik. Ay Rinit de var. Rinit ben de bir onlar, başlarım e, hapşurmaya e, akşama Kaç da. Üç defa hapşurma akşama çok kadar. önemli. Üç unutma. Evet. İkiden üç. bir şey olmuyor. Üç, üç defa üst üste ise senin burun nezlen yani atopik büyüyen yani saman nezlen var ki unutma. Evet. Az önce e, arkadaşım hapşururken e, çok yaşayın e, yediye ulaştık mı cennet demiştim. Heh. Bu ne? Ha, bu işte şurasına bakıyorum işte. Şu ha. şurada bir birikim oluyor. Gözüküyorsunuz oraya bakıyorum. Ha tabii ki kaşların yanlarına bakıyorum. Şu şu kaşların yan kısımları tiroid bezinin çalışıp çalışmanı gösterir bize. Hmm. Neden mesela tiroid orada kaş döker ki? Saçların uzamasını sağlayan diğer şey tiroid hormonlarıdır. Ha. Tiroid hormonu çok çalışırsa da saçlar dökülür. Tiroid hormonu çok çalışırsa saçlar incelir, hmm. yağlanır ve gelir böyle yumak yumak. Hmm. Bak incelir. Yağlanır ve yumak yumak gelir. Şimdi erkekleri Doruk, incelir, ha, yağlanır, incelir yağlanır, yağlanır, gelir, yumak yumak, yumak gelir. 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 Tiroid bezi az çalışıyorsa saçlar kabalaşır, hmm. yağlanmaz, dökülür. Bir tek ben göz patlağına bakarım mesela. Hayır. Gözler böyle o pörtler çok, ya. çok çalışıyorsa. Hipo, ince, hipo ise. Çok hiper. Hiper. Hiperse, hipo az. İncelir ve yağlanır, dökülür. Kalbin... Atar. Hipo ise? Ve sıcağa karşı tolerans gösteremezsin. Öf yanıyorum dersin. Hipo ise kabız olursun. Kilo alırsın. Sesin hmm. sabahleyin kalın çıkar. Ödemli ödemli çıkar. Saçlar kaba kabadır. Yani yağsızdır. Hatta vücuda dokunduğun zaman böyle ceset gibidir derisi. Hmm. Vücutta ter yoktur. Sıcaklık yoktur. Vücut sıcaklığı düşmüştür. Hakkında hmm. öyle oluyorlar. Yağ yok vücutta o hipodur. Yağsız. Yani az. Yani yağ, yağ yok, ter yok, kuru bir cilt hipotiroidi. Hipotiroid. Kaşlar da dökülür. Dökülür. Evet peki. Kadına e, baktığında hı ne görüyorsun? Kadına erkeği bitirmedik ki ama senin için <laughs> bitirelim. Hayır yani, yani ilk yüzüne baktın yani evet. yüzüne. Kaşlara baktın. Kaşlara baktım. Hemen diagonal yara diagonal, bakıyorum. Diagonal Franklin, Franklin çizgisine baktın. Sen de her şeyi öğrendin artık. <laughs> hemen Franklin Sen de artık bunu biz. <laughs> Yarı oytun her baş olduk. Biz buna tıp fakültesinde semiyoloji diyoruz. Semiyoloji. Yani hastaya bakıp bir şey hemen tanı koyma ya da sans klinik deniyor eskiden Fransızca'da. <laughs> Sonra aşısına bakıyorum mesela kaç tüberküz aşısı var diye mesela. Mesela sende Şurada bir, bir tane var mı? Bir bakayım. Şurada bir var, iki var. İki yani sen aşı olmuşsun. Oldum ben. Sen Bütün aşılarım olmuş, bakımlı bir halden e, geliyorsun. Evet, evet. E, çok güneşte yanmışsın çünkü bir sürü lentikon var, solar. Yani güneşe girip girip yanmışsın oralarda. Şimdi hiç ha, Bir de aslında. üstüne fazla bir şey kurulanmamışsın. Çünkü o su tammacıkları mercek gibi olup <laughs> yakmış seni. Yani böyle güzel, böyle farklı. <laughs> Allah e, Allah. kaçar bir gençlik geçmiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da bunu anlıyoruz. <laughs> Bak sen şimdi. Bende yok mesela böyle. Yok mu? Yok. Sen, sen, iyi sürmüşsün demek ki güneş kremlerini. Ben Hiç kremiyle. güneşlenmedim. Hiç, hiç mi? güneşlenmedim. Çünkü her güneş deri kanserisini arttırıyor. Arttırıyor. Onun için mi birikiyor bu? E peki ben mesela uzun kollu olsam yüzümden neye bakacaksın? Şeye mi? Yüzünden mi? Evet. Ha şimdi yüzünden daha nereye bakıyoruz mesela? Kaz ayağına bakıyoruz. Kadınlarda. Artık botoks var. Hayır işte o bizi yanıltmasa bile göz altına bakıyoruz. Göz altları mor mu? çökük mü neden? Göz altları morsa sinüzit ya da ne var demek? Alerji var demek. Ya da vücutta hmm. bir inflamasyon var demek. Romatolojik hastalıklar da göz altına morluk yapıyor ama en klasik alerjikliğiniz sinüzit ve romatolojik hastalıklar. Hmm. Gözlerin altı çok önemli. Şu dudakların kenarına bakıyorum. Demir eksikliği var mı diye bakalım. Demir ve aksikliği var mı diye. Yok demir eksikliğin yok. O çok önemli. Bir de hemen ellere bakıyorum. Şu palmar line'lar gözüküyor. Şu çizgiler var ya bak. Evet. Göster şöyle bak. Göz gözüküyor. Şöyle, bak aç elini şöyle. Şu çizgiler görülüyorsa hem 11, 12'den yüksektir. İyi midir o da? İyi. Sen çok kan. Sen, sen çok et met mi, mi yiyorsun? Pekmez mi yiyorsun? Çok kanlı canlı birisin. Ya maşallahım var. Yani <laughs> etler falan yeniliyor kırmızı ben etler. Ben mutluyum belli, vallahi. Belli mutlu bir yok, insanım. Yok yok yani yenli biçiliyor yani. Hani bir <laughs> yani sosyo kültürel ekonomik seviyemiz yüksek yani. <laughs> Allah Allah orun o or, or, el içindeki sosyo kültürel ekonomik seviyemize bilirim. bakıyor. O Bak. bir, çünkü Türkiye'de kadınların yüzde demir eksikliğidir. Evet. Çok sıktır. Sende yok evet. demek ki sen. Kadında... Etler yeniyor. Ben ne yapayım şimdi? Hayır şöyle? ben e, ekstrat alıyorum. Ne Demir, alıyorsun? ha, demir bir şey alıyorsun. Demir, yani, e, ha. Çünkü bende çok tamam. eksikti. Yani bakıyorsun kendine. Evet. Tamam işte tamam. Evet. Kandan ölçüyoruz. Bunu geçenlerde Kandan baktığımız al, için evet, geçelim bunu. Ama bu önemli ya. ya bunu kaçıncı bu, yaptık artık yani bu. Yani bir daha mı Süremiz bitti diye bunu sona koymuşlar. Ha, o zaman geçelim bunu. Bunu geçen hafta bunu yaptık. Geçelim. Onu geçen şeyden bir tane daha ver. Aa, bir tane daha ver. Vardır tremiz bir şey. mi bitti? Bir tane daha vardır şey. bitmiş. Bitti mi? Bitti. Gel şuradan ama. Şuradan. Bir de tırnak anlatacaktım. Tırnak, ha, tırnak. yatağı ama artık süremiz bitmiş. T Aa, yok yok tırnağı anlat. Tırnak yatağı uzun bir şey ama. Öyle mi? Çünkü tırnak yatağında da çok şey biliyorsunuz. Ha. Yani şu e, dibindeki beyazlıktan başlayarak. Ha, evet kalsiyum. Hayır yani kalsiyum değil ya yani tırnak. E, beyazlığı neleri söylüyor ya da çizgisel şeyler dik mi paralel mi onlar ha, çok şey söylüyor. mor mu? Yani dil dil morluğu kalkması kalsın, aklına o, o her şeyi. O zaman dudak dil her, her şeyi şey aynı programda programı tüketme. Tüket bu biliyorsun televizyoncu en önemli özelliği. Bak. Evet. Bak görüyor musun? Evet. Alaylı <laughs> televizyoncu olarak. <laughs> evet efendim karşınızda e, Profesör Doktor Oytun Erbaş deneysel tıp uzmanı bilgilerini bizlerle paylaştı. Peki, geliyorum. Çok seviyorum Oytun'la yayın yapmayı gerçekten hem çok eğleniyorum hem çok rahat hem aşırı bilgili ee, ülkemizin dahilerinden sevgili Oksener Bak kızlarla beraberdi kısacık bir ara vereceğiz. Şiir sever misin? Ben mi? Ha evet Hiç okumadım hayatımda. <laughs> evet. Biz kitap okumaktan, tıp çalışmaktan şiir, şiir. zaman kalmıyor. Şimdi ben işte Sen o eksikliği vereceğim. Eksikliği gidereceğim. Ee, sevgili Ahmet Selçuk İlkan bizlerle beraber olacak. Ne güzel. Olacak çünkü. Ben de şuradan dinleyeyim bari. Lütfen. Evet. Çok mutlu oluruz efendim. Ve kısacık bir ara e, Ahmet Selçuk İlkan bizlerle birlikte olacak.